Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Güzel ve anlamlı bir proje. Neler evet. söyleyeceksiniz? Yani Ömür'le aslında biz bir kere böyle bir araya geldik. Evet, bir araya geldik ama enerjisini çok sevdiğim için gerçekten ben bu ara çok yoğunum ama dedim ki o yoğunluk arasında Ömür için 5 dakikada olsa uğrayacağım deyip İyi uğradım. Geldin. O yüzden çok mutluyum. Yani dediği gibi bir kere bir araya geldik evet. ama Pınar'ı hakikaten ben de çok sevdim. Hani ben de çok, çok sevdim. Enerjisini, temiz saf enerjisini çok seviyorum. Teşekkür ederim. O yüzden iyi ki geldin, hoş Teşekkür geldin. Teşekkür ederim. İçinden değerli isimler var. Merak ettiğiniz biri var mı içinde baktığınızda hikayesinde? Sezen Aksu. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim, Sezen Aksu. Sezen Aksu'yu merak ediyorum tabii ki. Bir sonraki kitap olursa? Çok isterim tabii. Neden olmasın? Yazarsa değil mi? Ne tatlı olur. Yazarım tabii ki, neden olmasın? Ben de çok isterim. Umarım bir sonraki. Böyle nasıldır kaleminiz? Yazmayı sever misiniz? Yani biraz dağınık bir ruh hali içerisinde olduğum için genelde çok dağınık yazıyorum o yüzden. Ama yazmayı seviyorum. Yani kenarda köşede yastık altında ya da işte kitaplığımda falan yazdığım şeyler var. Onun dışında nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Yargı devam ediyor zaten. Onun dışında başka projelerle anlaştım ama şu an tabii onu açıklayamıyorum. Gizlilik anlaşmasından dolayı. Aslında şu an sadece çalışıyorum. Yani iş yoğunluğum var ama mutluyum. Çok şükür. Sizlere tatil olmuştu. Nasıl geçtiniz? Çok güzel. Ben böyle sessiz yerleri çok sevdiğim için öyle doğanın içinde zaten postada paylaşmıştım yani. Ayağımın çime bastığı yerleri ve daha az insanın olduğu yerleri seviyorum. O yüzden bana bayağı nefes gibi geldi o tatil. Bizi de çok güzel gidiyor. Özellikle oynadığınız karakter çok beğeniliyor. Evet. Nasıl eleştiri alıyorsunuz? Güzel gidiyor. Ratinglerimiz de hiç düşmüyor evet, maşallah. O yüzden ikinci sezon onayı alındı zaten. İkinci sezon devam edecek. Sağ olsun Sema Ergenekon yine bir çentik attı hikaye. Sabahtan beri Ceylin kimi öldürdü diye sorular alıyorum. O yüzden böyle şey heyecanı düşmeyen tempolu bir iş ve seyir seviyor. Bu da bize tabii mutluluk veriyor. Bu yeni projeler Beyaz Perdeme, Dişler Platformu, Deniz Kumları, Don Edebiyat. Yok yazısı yani. Yani şu an söyleyemem. Ama tabii şey, dizi de var, film de var, reklam da var. Her şey var aslında içinde. Yok yok. Maşallah. Aynen. Biraz çalışacağım. Biraz beni göreceksiniz bu gibi görünüyor. Benim yılım oluyor musunuz peki? Gerçekten siz yani dizilerde direktmen atlayıp gelen siz ve sizin projeniz. Hı hı. İnşallah öyledir yani. Benim yılım oldu diyorum zaten de kendi mental ve şey olarak kendi kariyerim açısından. İnşallah benim yılımdır. Bakalım. Şimdi günlerde samimiyet diye bir adı duymuştunuz. Ne gelecek acaba? O yanlış anlaşıldı yanlış bence. Anlaşıldı. Evet çünkü ben o haberleri gördüm ve böyle insanlar şey yazmış nasıl o zaman ya falan. Öyle değil. 2 yaşına kadar gibi bir şey yazmışlar. Yani ben Adana'da doğdum sonra İstanbul'a geldik. O dönem tabii ki ailem Arapça konuştuğu için ben de Arapça öğrendim ve ilkokuldayken sadece böyle bir alışkanlık vardır ya anneme mama diyordum. Yoksa Türkçe biliyordum tabii ki. Ama mamaya alıştığım için 5. kata anne diye bağıramıyordum. Çünkü işte o alışkanlık yoktu. O yüzden böyle bir çekiniyordum tabii o dönem. Böyle çocukların arasında beni böyle ötekileştirmesinler diye. Yoksa tabii ki Türkçe biliyordum. Yoksa nasıl mezun olacağım ben. Ama Arapçayı unuttuğum için aslında şeyim, mutsuzum. Keşke biliyor olsaydım yani. Bu da güzel bir dil. Anlıyorum. Mesela Arap fanlar geliyor zannediyorlar ki ben anlamıyorum. Ben onları anlıyorum ama çaktırmıyorum. Biraz konuşuyorum. Çünkü babaannem Türkçe bilmiyor. Babaannemle konuşurken dünyanın en kötü Arapçasıyla Arapça konuşuyorum. Ama dünyanın en kötü Arapçası gerçekten. Sizin İngilizce gibi anlıyorum. Anlıyorum ama konuşamıyorum. Çat pat konuşuyorum. Güzel bir birlikleriniz vardı ama yolda tamam. Geliniz. Teşekkür ederim efendim. Sağ olunuz. Peki. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.